kırmızı renk olsun. Ve birazcık da gölgelendirme ekleyelim. Gölgeye doğru bastığımızda renk şöyle genişletelim. Tamam. Gördüğünüz gibi gölge, çizgi de ekleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bugün sizlere InLight Photoshop adlı, yani InLight Photoshop diyorum, InLight PhotoFox adlı uygulamanın nasıl kullanıldığını anlatacağım. Video Leap, Pixel Loop ve QuickShot olmak üzere InLight'ın 4 tane uygulaması var. PhotoFox'un indirme linkini videonun aşağısına koydum. Oradan PhotoFox'un indirme linkini koydum ve siz de oradan dilediğiniz gibi alıp indirebilirsiniz. Ücretsiz öncelikle onu söyleyeyim. App Store ve Android'ler için ücretsiz. Ama eğer ki internetten alacaksınız o paralı olabilir. Onu bilmiyorum. Photoshop için gayet iyi bir uygulama. Hatta ben YouTube için hazırladığım bütün küçük resimleri gördüğünüz gibi buradan hazırladım. Hatta odayı bile sizin o fix, yani animasyon yapıyorum ya. O animasyondaki odayı bile arkadaşlar ben bu uygulamadan tasarladım. En ince ayrıntısına kadar. Nani oynanışı, cezalı pes görevleri. Daha sonra bu hesabı size hediye ediyorum. Yeni güncelleme. Hepsini arkadaşlar ben buradan yaptım. Ne? Yeni bir proje başlatalım. Evet, burada yerleştiriyorsunuz. Ya da karakter değil, koltuk da olur. Ve benzeri başka bir şeyi istediğiniz gibi yerleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Dönüştürme, karıştırma, fırçalar, ayarla ve filtreler var. Öncelikle filtrelerden başlayalım. Şimdi birden çok filtre var. Dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. İsterseniz yeşile çevirin, isterseniz böyle yapın. Pro olanları kullanabilmek için pro moduna getirmeniz lazım. Daha sonra şöyle birden fazla bol bol filtre var. Ayarlar bölmesine geldiğimizde parlaklık, ne kadar parlak olacağını belirliyorsunuz ya da ne kadar mat olsun. Mesela mat olunca odamız bizim mat olsun. Örneğin pozlama yine aynı şekilde parlaklık gibi bir şey. Kontrast bu şekilde aynı. Çok büyük bir fark yok. Keskinleştirme gördüğünüz gibi hem daha net yapıyor, daha keskinleştiriyor hem de daha da bulanıklaştırıyor. Net olunca biraz kötü olduğunu görebiliyoruz. Ben bulanık yapacağım biraz arka planı. Güzel. Bu arada telif de yemeyiz inşallah. Arkada iyi stok yazıyor ama neyse. Gördüğünüz gibi renk değiştirebiliyoruz. Arka planın rengini de değiştirebiliyoruz. Daha sonra dolgunluğu var. Bunun gibi bir sürü özellik var. Dilediğiniz gibi onları da kullanabiliyorsunuz. Efektler, glitch özelliği mesela. Örneğin bu şekilde glitch verebiliyorsunuz. Ya da fotoğrafa özel, hangisi size göre uyumluysa ona özel bir efekt verebiliyorsunuz arkadaşlar. Genel kapsamda çok basit. Evet. Kentsel ışık efektleri, vignet falan yine aynı şekilde bir sürü efekt var. Mesela kentsel. Şu mesela havalı geldi ki seçtiniz, evet diyelim. İzamette bu ışığın üzerinde duruyor örneğin. Dilediğiniz gibi geride alabiliyorsunuz yaptığınız hareketleri. Bakın geri al okları ve ileri al okları da var. Aynı zamanda çerçeveletebiliyorsunuz. Mesela modeli çubuk olsun. Süs verelim. Mesela bu çerçeve fena değilmiş. Kalsın. Bunun gibisinden çerçeve ekleyebiliyorsunuz. Fırça ile boyama yapabiliyorsunuz. Herkesin bildiği gibi. Aynı zamanda fırça ile boyama yapmakla birlikte kalmayıp şöyle bir özelliği var. Renklere doğru geldiğimizde şurada orta rengi. Mesela ben bu rengin aynısını yapmak istiyorum. Rengi kullanıyor.
ve siz de o renkli herhangi bir aynı rengi kullanarak mesela şurayı silmek istiyorum. Aynı renkli böyle farklı yerleri, mesela sevmediğiniz yerleri arka planın rengini mesela kesebiliyorsunuz. Onun gibisinden özellikler yapabiliyorsunuz bu özellik sayesinde. Aynı rengi kullanma sayesinde. Tabii eğer ki tonlama yoksa, gölgelendirme yapılmadıysa arka planda ya da çizgiler falan olmadıysa bol bol. Mesela başka ne türden özellikler var? Bir de sihir var. Fırçamız sihir yapıyor gördüğünüz gibi. Bakın her tarafını bu şekilde. Fırçanın ucunu farklı farklı. Mesela yarasa eklesin. Gördüğünüz gibi. Yarasa değil, kuş işte yanlışlıkla. Yarasa dedim. Ya da bulut eklesin. Ya da mesela şunu eklesin. Tüy var. Daha sonra baloncuklar var. Bir sürü yine aynı şekilde özellikler var. Bakın bu şekilde. Bayağı bir karaladık. Geri alalım. Evet. Bu şekilde yine özellikler yapabiliyorsunuz. Dönüştürme özelliği var. Dönüştürme özelliği nedir? Gördüğünüz gibi bu şekilde. Yamultabiliyorsunuz, küçültebiliyorsunuz ya da kısaltabiliyorsunuz. Bunun gibisinden özellikler yapabiliyorsunuz. Ters çevirebiliyorsunuz ya da yan çevirebiliyorsunuz bu şekilde. Arka planı ya da dönüştürüyorsunuz ya da döndürüyorsunuz. Şu şekilde. Evet, Hüsamettin boşlukta kaldı. Şimdi ayarlara doğru geldiğimizde nüans diye bir şey var. Yine renk değiştiriyor falan demiştik. Aynen. Gölgelendirmesi var. Peki biz nasıl yazı ekliyoruz? Artıya doğru basıyorsunuz. Ahmet'in doldur, unsur, etiket bir sürü şey var. Mesela etiket, baykuş var gibisinden. Ya da mesela ne ekleyelim? Yazı ekleyelim Ahmet'in. Yazıyı yazıyoruz. Mesela Mind Game'ı yazalım. Kırmızı renk olsun. Ve birazcık da gölgelendirme ekleyelim. Gölgeye doğru bastığımızda bir dakika şöyle genişletelim. Tamam. Gördüğünüz gibi gölge, çizgi de ekleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi etrafında çizgiler de ekleyebiliyoruz. Bu şekilde sırabiliyoruz. Mesela aralık var. Sınırı arttıralım. Karakterler arasındaki aralığı gösteriyor bu da. Ayarlıyoruz. Bu şekilde. Yarı yarıya. İşte ona göre değişiyor. Hazır. Daha sonra bunu küçültüyorsunuz. Arka plana şöyle yerleştiriyorsunuz. Bu şekilde yazı ve benzeri ekleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda daha fazla katman eklemek istiyorsunuz. Sizden pro moda geçmenizi istiyor. Fakat siz pro moda geçmek zorunda değilsiniz. Bu birçok kişinin yaşadığı bir sorun. Dışa aktar diyorsunuz. Dışa aktar diyor. Ve bu fotoğraf sizin fotoğraflarınıza kaydoluyor. Kaydet diyorsunuz. Gördüğünüz gibi fotoğraflara kaydoldu. Siz de fotoğraflardan seçiyorsunuz ve düzenlemeye dilediğiniz gibi devam edebiliyorsunuz. Çok basit bir şekilde. Mesela bu sefer ne yapalım? Ne ekleyelim? Masa ekleyelim. Salonumuza masa ekleyelim. Bunu temizlemekle şimdilik uğraşmayacağım. O arayı keseceğim. Evet arkadaşlar, masamızı kestik. Gördüğünüz gibi beyazlıklarını falan aldık. Masa bu şekilde salonda duruyor mesela. Bu şekilde dilediğiniz gibi farklı farklı özellikler ekleyebiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi efektler ekleyebiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi fırçayla yazı yazabiliyorsunuz. Biçimlendirme özellikleri falan da var. Mesela deneme içinmiş bu. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Dondurma özelliği var. İki parmağını kullanarak yakınlaştır. Bu şekilde yakınlaştırdık. Biz burayı donduruyoruz. Yani ne işe yaradığıyla ilgili bir fikrim yok. Çünkü bunlar deneme sürümü olduğu için hiç kullanmıyorum ben buralara. Hiç kullanmıyorum da.
şöyle. Masanın tonunu değiştirelim. Şu mesela. Yok, bu kötü. Şöyle koyu renkli bir masa olsun. Şu masa fena değil. Aynen, bunu seçtik. Daha sonra bunu kenara yerleştirdik. Bunun gibi yine yazdığınız gibi yazı ekleyebiliyorsunuz. Daha sonra bakın doldur. Doldur özelliği arkadaşlar. Kompresörünü kapatan ya da dolduran ya da fark etmez. Mesela siz farklı bir zemin eklemek istiyorsunuz buraya. Zeminini değiştirelim. Sarı renk alalım. Sarı, aynen. Dönüştürelim. Doldurmayı resme dönüştürelim. Hayır, boşver. Gördüğünüz gibi hemen Hüsamettin'in üstünden kaldıralım diyeceğim ama arkadaşlar o da ayrı bir fotoğraf olduğu için kaldıramıyoruz. Her neyse bu şekilde arka yeri az çok değiştirebiliyorsunuz. Bunun gibisinden doldurma özelliği bu işe yarıyor. Daha sonra başka ne türden katmanları ekleyebiliyoruz? Doldur. Unsur diye bir şey var. O unsurun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Hemen bakalım. Böyle. Bildiğimiz bir kare çıkartıyor. Aynı zamanda siz de öğrenmiş oldunuz. Ve bu şeklin rengini değiştirebiliyorsunuz dediğiniz gibi. Farklı farklı özellikler yine getirebiliyorsunuz. Gölge olsun. Daha sonra birazcık da kalınlığını arttıralım. Çizgi. Aynen bakın. MindGamer'la uyumlu yaptım. Şöyle bunu da altına yerleştirdim. Evet, gördüğünüz gibi. Bu şekilde kolaylıkla Photoshop yapabiliyorsunuz. Evet, videom bu kadardı. Aşağıdaki linkten eğer ki PhotoFox'u kullanmıyorsanız mutlaka bir denemenizi tavsiye ederim. Linke koydum, indirebilirsiniz. Evet, videom bu kadardı. Bunun gibi daha fazla video verici yani bilgi verici videolar için like atmayı unutmayın arkadaşlar. En az bir 20 like'a ihtiyacı var bu videonun. Yeni bir işte Enlighten yeni bir şeyi olsun mesela. Video Leap. Aynen. Bu videoya 20 like gelirse eğer ben de Enlighten Video Leap'i sizlere yine tanıtacağım arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay.